Merhaba arkadaşlar okulların açılması için öğrencilere müjde geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki e, okulların açılması için gereken her şey yapılıyor. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Arkadaşlar okulların açılması için yaş yani e, aşı yaşı düşürüldü. Aşı yaşı yaklaşık 12'ye kadar düşürüldü ancak 12 ile 15 yaş arası öğrenciler Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler aşıya olabilecek. Peki 15 yaş ile 18 yaş arasındaki öğrenciler nasıl olacak? Onlar normal. Yani 15 ila 18 yaş arası tüm öğrenciler aşılarına olabilecek. 15 ile 12 yaş arası öğrenciler ise kronik rahatsızlığı olan varsa aşı olacak. Yani aşı önceliği sırası 12 ile 15 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlarda. Şunu da belirtmek istiyoruz ki, e, şu anda gündemde birçok konuşulan e, konu da var. Bunlardan biri ise o bu çocuklara e, aşı yaşı biliyorsunuz ki getirildi. E, 18 yaşından 12-15 yaşlara kadar düşürüldü. Peki, bu e, Sizler randevu alabiliyor musunuz? Yani aşı olacak arkadaşlarımız randevu alabiliyor mu? Çünkü şu anda çok merak edilen bir konu var. Bakıyoruz ki kimse aşı alamıyor. Yani hak alamıyor, randevu alamıyor. Ee dün öğle saatlerinde e, açılmıştı bu randevu olayı ve yaklaşık 13.30'dan sonra yani 13.30'dan sonra randevuların kapatıldığı belirtiliyor çocuklar için. Sizler alabiliyor musunuz şu anda? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu durumun okulların açılması için çokça etkili olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.